Radyosu'na hoş geldiniz. Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maçları öncesinde toplanıyoruz yine. Murat Demiryas, Ali Ece ve Emrah Kayadoğlu ile birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayınımıza. Fenerbahçe, Kasımpaşa, Cuma akşamı çok kritik bir mücadeleyle başlayacak. 21. hafta Ülker stadında. Maç öncesinde muhabir arkadaşımız Onur Turul'a bir telefon bağlantısı yapalım ve biraz bilgi, detay alalım. Onur, hoş geldin yayınımıza. İyi yayınlar Emre Gönülşen. İki takımda da eksiklerin listesi bir hayli uzun. Hemen ev sahibi takım Fenerbahçe ile başlayalım. İki cezalı oyuncusu var. Orta sahada Mehmet Topal ve Josef de Souza cezalı durumda. Abdullah Yaba ve Lazar Marko için de cezalarının sürdüğünü hatırlatalım. Özellikle Mehmet Topal ve Josef'in eksikliği orta sahada yeni bir yapılanmayı gerektirdi zorunlu olarak. Bu durumda Diego geçtiğimiz hafta ilk 11'de yoktu. Diego kadroya geri dönecek. Ozan Tufan'ın yeri garanti durumda ama buraya bir üçüncü isim lazım. Raul Meireles bu bölgedeki ilk aday görünümünde şu anda ama o da en son Ahmet maçında sahalara dönmüştü. Ahmet maçından bir önceki maçı 29 Ekim'deki Osmanlı Spor deplasmanı. Yani fizik olarak 90 dakikayı çıkarabilmesi şu an itibariyle biraz şüpheli duruyor. Ahmet maçındaki 45 dakikalık performansı teknik ekibi her ne kadar sevindirse de Meireles'e de bir B planı gerekebilir. Alper Potuk bu durumda o bölgede oynayabilecek bir diğer oyuncu uzun süredir. Evet, kanatlarda izlemeye alıştık Alper Potuk ama Ersun Yanal döneminde ondan önce Eskişehirspor'da orta sahada hücuma yönelik bir şekilde görev alıyordu Alper Potuk. Fenerbahçe'de bir diğer değişim, Robin van Persie'nin ilk 11'e dönmesini bekliyoruz. Antalya Spor maçında Fernandao ilk 11'deydi. Ahmet maçında kadroda yoktu Robin van Persie grip olduğu nedeniyle ama Ahmet maçından sonraki tüm antrenmanları takımla birlikte tamamladı Robin van Persie ve Fernandao'nun kulübeye gelmesi, van Persie'nin ilk 11'e dönmesi beklentilerimiz arasında. Kasımpaşa cephesine şöyle bir bakalım. Tabii en önemli eksik şu an itibariyle Eren Derdi yok. Ama Eren'in oynama ihtimali henüz tükenmiş değil. Yarın maç saatinde tekrar kontrolleri yapılacak. Beklentim, tahminim, kişisel tahminim büyük ihtimalle Eren'in Fenerbahçe karşısında ilk 11'de sahaya çıkması yönünde. Ama henüz netleşmiş bir durum olmadığını söyleyelim. Oscar Scardione oynayamayacak. Abdullah Durak, Aydın Yılmaz, Koyta bunlar sakatlıkları bulunan oyuncular. Popov da cezası nedeniyle Fenerbahçe maçında kadroda olmayan bir diğer oyuncu son antrenmanını iki takımda yaptı. İki takımda kampa girdi. Hemen muhtemel 11'leri verelim. Fenerbahçe ile başlayarak ev sahibiyle başlayalım. Kalede Volkan Demirel, savunma dörtlüsü Gökhan, Simon Kjær, Alves ve Caner. Simon Kjær de formayı Kadres'ten alacak. Antalya Spor maçında cezası vardı Danimarkalı oyuncunun. Ozan Meireles, Diego orta alanda, Volkan Şen, Nani ve Robin van Persie Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i. Kasımpaşa'da ise kalede Ramazan Köse'yi görüyoruz. Savunma dörtlüsü Popov'un yokluğunda Veysel Sarı sağbekte görev alacak. Omerio Titi, Benyao ve orta alanda Pavelka, Castro, Tunay, Hakan Aslan, Adem Büyük ve ileri uçta. Büyük ihtimalle Eren olmazsa Marki Kasımpaşa'nın muhtemel 11'i şu an itibariyle. Maç yarın saat 20'de başlayacak. Ülker Stadyumunda Fenerbahçe'nin ev sahipliği yapacağı bir maç. Kasımpaşa geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'den ligin en az gol yiyen takımı ünvanını almayı başarmıştı. Çünkü Fenerbahçe Antalya Spor'a 4 golle mağlup oldu. Şu anda ligin en az gol yiyen takımı 17 golle Kasımpaşa. Kasımpaşa'yı 18 golle Fenerbahçe ve aynı gol sayısıyla Beşiktaş takip ediyor. Bakalım yarın bu ünvan yeniden el değiştirecek mi yoksa Kasımpaşa yine bu ünvanla yoluna devam edecek mi? İki takımla ilgili gelişmeleri bu şekilde özetleyebilirim. Eğer bir sorunuz yoksa sözü yeniden stüdyoya bırakıyorum. Onur, çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin diyelim. Devam edeceğiz. Demiryas'ın grafikleriyle devam edeceğiz ama tabii Kasımpaşa Gençlerle maçında da gol ince 7 gol sayısı 18'e çıktı bu arada. Yanılmıyorsam Onur 17 demişti. Yani eşit Fenerbahçe ile yedikleri gol sayıları. Tabii istatistikler olunca Demiryas'a bunu biraz da sorup teyit etmek lazım. Murat Demiryas. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kasımpaşa 18. Şu anda ligin en az gol yiyen takımı. Yani Kasımpaşa şu anda ligin en az gol yiyen takımı dememiz yanlış değil ama ligin en az gol yiyen iki takımı aslında karşı karşıya geliyor diyebiliriz Fenerbahçe ve Kasımpaşa için. Ama aynı zamanda ligin en çok şut çeken iki takımı da, yani şut çeken takımları arasında ikisi de karşı karşıya geliyor diyebiliriz. Çünkü Fenerbahçe
şut sayısında, maç başına şut sayısında şu anda ligin en çok şut çeken takımı durumunda. 14.6 maç başına çektiği şut. Beşiktaş ve Galatasaray'ın 14.4 ve Kasımpaşa da 4. sırada 13.8'de. Ligin şu anda en çok şut çeken 4 takımdan ikisi yarın akşam karşı karşıya gelecek. Tabii Fenerbahçe'de önemli eksikler var. Sevgili Onur da söz etmişti. Mehmet Topal ve Josef cezalı. Abdullah Eba'nın da eksikliğini hissetmeye başladı Fenerbahçe. Son 2 resmi maçta kalesinde 7 gol gördü Fenerbahçe. Tabii son 2 resmi maçta galip gelemedi Antalyaspor ve Ahmet Sportif karşısında. Her iki maçta da 5 gol atmasına rağmen kalesinde 7 gol gördü. Tabii bu iki maçtan önce oynadığı son 12 resmi maçta 11 galibiyet 1 beraberlik almıştı ama 12 maçta kalesinde sadece 6 gol görmüştü. 12 maçta yediği golden fazlasını son 2 maçta yemiş oldu Fenerbahçe. Yine 12 maçta 25 gol atmıştı. Maç başına 2'den fazla gol oranı vardı Fenerbahçe'nin. Kasımpaşa cephesine baktığımızda da Kasımpaşa'nın ligde son 4 karşılaşmada galip gelemediğini görüyoruz. Şu anda 7. sırada, haftaya 7. sırada girdiler. Ve maçlarına baktığımızda Trabzonspor'la beraber kaldığını görüyoruz. Gaziantepspor'a kendi sahasında yenildiğini, Başakşehir'le beraber kaldığını ve kendi sahasında Gençler Birliği'ne mağlup olduğunu görüyoruz. Kasımpaşa'nın son 4 maçtan 2 puanla ayrılabilmiş. Şimdi iki takımın da eksiklerinden hep bahsettik doğal olarak. Çünkü özellikle Fenerbahçe'de Mehmet Topal ne kadar istikrarlı, ne kadar çok her gelen teknik adamın kullandığı, ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ki Josef, Vitor Pereira onu da çok sıklıkla kullanıyor. Hatta iki oyuncuyu birlikte çok sık kullanıyor Emrah Kayalı. Hatta zaman zaman bu konuda eleştiriler aldığı bile oluyor. Hani kendi sahanda oynuyorsun, ligin daha alt sıralarındaki bir takımla oynuyorsun. Neden bu kadar kontrollü, neden bu kadar savunmaya yönelik diye eleştiriler de oluyor ama bu defa ikisini de kullanamayacak cezalardan dolayı. Biraz buradan başlayalım. Fenerbahçe'nin orta sahasındaki bu değişiklik acaba nasıl olur? İlk akla gelen soru. Belki de çok iyi olur, belki de dengeler değişir, kötü olur. Siz ne düşünüyorsunuz Emrah Kayalı? Geçen hafta konuşurken Fenerbahçe'nin kart limitindeki oyuncu sayısının çok olduğundan ve bunların maç maç azalması gerektiğinden, yoksa aynı bölgede ya da yakın yerlerdeki oyuncuların birlikte cezalı olmaları durumunda problem olabileceğinden bahsetmiştik. Ve hemen geldi öyle bir senaryo sahneye. Yani bu sene Mehmet Topal ve Josef de Souza'nın birlikteliği Fenerbahçe'nin oyun sisteminin eleştirilse de kilit noktası. Zaten ikisi birden olmadığı için ben Alper'in değil Meireles'in tercih edileceğini düşünüyorum. Yani hani şöyle bir senaryo olsa, Diego'nun yerine bir oyuncu orta alanda arıyor olsa ve çok sayıda oyuncusu eksik olsa belki Alper'i o bölgede denerdi Pereira, ama orada daha defansif özelliği daha da ön plana çıkacak, Alper'den daha öne çıkacak bir oyuncu arayışında olacaktır. O sebeple ben orta alanın Meireles, Ozan, Diego olarak bekliyorum ama bunun oyuna nasıl yansıyacağını hakikaten kestirmek güç. Kağıt üzerinde ofansif anlamda belki daha iyi yansıyacağını öngörebiliriz ama Fenerbahçe'nin oyun planında Topal'la Josef de Souza'nın işlevi çok büyük. Rakip alanda kazandıkları toplar dahil ve bunların hızlı bir şekilde atağa çevrilmesi de dahil. Yani bu oyuncular yaratıcılık tarafında belki daha kreatif olacaklardır ama Fenerbahçe'nin oyun planını uygulaması noktasında bir sıkıntı yaşayacağını tahmin etmek mümkün. Antalya maçında mesela iki stoperin birden yokluğunun bu kadar problem yaratacağını, özellikle Kehr'in yokluğunun bu kadar büyük problem yaratacağını, iki stoper derken iki ideal stoperi diyelim, çok beklemiyorduk. Çünkü Topal'la Sorsan'ın bir şekilde oraya yardım edeceğini ve o sorunun çözüleceğini düşünüyordum. O beklentiyi karşılayamadı. Bu da gösteriyor ki takımın B planlarında özellikle bir pozisyon ya da yakın pozisyonlarda eksiklik olduğunda zafiyet yaşanabiliyor. Fenerbahçe tarafında bu zafiyetin yaşandığını gördük ama tabii Kasımpaşa'da da yani öyle bir oyuncunun yokluğundan bahsediliyor ki ya da durumu belirsiz ki
Yani Kasımpaşa'nın attığı son 8 golün 7'sinde ya gol ya asist olarak katkısı evet. var Eren'in. 5 gol 2 asist. 5 gol 2 asisti var. Yani böyle bir oyuncunun yokluğu ya da işte oynayıp oynamamayacağının belirsiz halde hala devam ettiren sakatlık sorunu Kasımpaşa'nın da ofansif anlamda gücünü mutlaka olumsuz etkileyecektir. Ali Ece, sen neler düşünüyorsun? Eren derdi yoktan da bahsetti Emrah Kayaloğlu. Çok ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Rakamlara da yansıyor. Diğer yandan Kea savunmaya dönüyor. Her ne kadar Mehmet Topal'la Josef oynayamayacak olsa da Fenerbahçe'nin savunma konusunda zaaflar yaşayıp yenilgiler aldığını, daha doğrusu yenilgi ve beraber kaldığını, kazanamadığını gördük son iki maçta. Lig ve kupa ama Kea geri dönüyor. Tüm bu etkenler nasıl etkileyecek maçı? Bir kere her şeyden önce maçın Kasımpaşa adına belirleyici olarak unsur kesinlikle ve kesinlikle Eren Derdi yok. Bırak gol asist katkısını, ya takımın hücum planı onun üzerine kurulu. Çünkü onun özelliklerine, onun güçlü yönlerinden faydalanacak şekilde oynuyor Kasımpaşa. Nedir bunlar? Yani sırtı dönük alabiliyor ama hemen devrilip ön direğe, arka direğe ya da ortaya neresi boşsa savunma dengesi nereden bulacaksa oraya koşuyor. Ya kendi bu kafa vuruşuyla atıyor ya böyle göğsüyle kontrol ediyor, ayağıyla plase vurabiliyor. Hepsini yapabiliyor Eren. Yani Alman altyapısı forveti. Böyle oluyor zaten genelde. İsviçre'de yetişti ama bu Almanya'da pişti. Yani Bayer Leverkusen çok iyiydi o zaman. Eren Derdi yoktu. Bayer Leverkusen'a gelmişti. Halen iyi takım. Şimdi şöyle bir de yerine kim oynayacak? Eren yoksa Malki. Malki ile Eren arasında bir büyük bir kalite farkı var. İki, Eren'in yapabildiklerini, Eren'in bazı futbol... Malki'nin futbol topuyla yapabildiği bazı şeyleri yani Eren Derdi yok. Portakalla limonla falan yapabiliyor onu söyleyeyim. Malki de fena bir oyuncu değil. Ama Malki daha çok etrafındaki forvetleri oynatan. Mesela ilk geldiği zaman Scarione'yi besleyen Malki'ydi. Malki çok bencillikten uzak bir oyuncu. Mesela Scarione en başlarda Kasımpaşa'ya ilk geldiği zamanlar gol yükünü çekiyordu. Bence Scarione'nin olmaması da... Ama Scarione de yok evet, işte onu söyleyeceğim şimdi. Malki oynasa da Scarione yok. Orada kim oynayacak? Tunay Torun frikik siyahi oyuncu sol kanattan getiriyor ama kime? Malki daha çok sırtı dönük çok iyi duvar oluyor. Çok mücadeleci ama yetmiyor. Çünkü şu var mesela son maçlarına bakalım yani Kasımpaşa'nın. Ya Kasımpaşa'da yeni hoca tarafından kurulmuş. Yeni bir kadronun bütün böyle çelişkileri barınıyor. Gençler Birliği'ne iki maçta da yenildiler. Her iki maçta da Gençler Birliği Kasımpaşa Kalesi'ne birer isabet şut çekti. Ligin en az gol yiyen takımı çok iyi iki stoper. Çiçi ile Titi diye yazılan Çiçi ile Omerio Chelsea'den kiralık gelen çok az gol yiyorlar ama buna rağmen çok zor gol atabilen Gençler Birliği'nde birer gol yiyip yenilebiliyorlar. O zaman Fenerbahçe'de bütün eksiklere rağmen Van Persie gol yollarında %100 kapasiteyle oynamasa bile o bulacağı tek pozisyonda maçı kazandırabilir. Bu aritmetik onu gösteriyor. Fenerbahçe'ye gelelim. Şunu ben şimdi soruyorum. Mario Gomez'den sonra dakika başına en sık gol bulan ikinci isim ligde Van Persie 96 dakikaya bir. Zaten daha fazla hücum oynasa Fenerbahçe, Van Persie'nin çok daha fazla gol atma şansı olacak. Çünkü daha fazla pozisyona girecek. Şimdi kilit soru şu. Sezon başından beri özellikle dördüncü, yani bir ay sonra göreve başladı. Shakhtar maçları falan format değiştirdi Pereira. İyi bir takım savunması kurdu ama takım hücumu buna karşın Fenerbahçe taraftarının beklediği ölçüde gelişmedi. Kısır kaldı. Şimdi bunun sebeplerinden bir tanesi olarak orta sahadaki oyuncu tercihleri söyleniyordu. Bakalım şimdi Josef ile Mehmet Topal yokken. Josef ile Mehmet Topal'a hücum yaptırmak mı sizce daha kolay ya da daha zor? Yoksa Ozan'la Alper'e ya da işte Ozan'la Merles'e hücum yaptırmak mı daha kolay daha zor? Fenerbahçe bu maçı Mehmet Topal'la Josef yokken 3-0 gibi net bir skorla kazanırsa bu kadar az gol yiyen bir takıma karşı güçlü savunmasına karşı. Bir dahaki hafta Mehmet Topal'la Josef'in cezası geçince yine işte ikisi birden mi oynayacak? Yoksa bir tanesi gelip Kasımpaşa maçında muhtemelen geçiş yapılacak. Mehmet Topal Josef ikilisine göre daha az defansif, daha ofansif, daha eşit ağırlıklı orta saha formatına mı geçilecek? Birinci sorun bu. İsterseniz önce onu cevaplayalım. Sonra da bu işte Kjaer mi mesele ancak yoksa Kadles mi onu cevabını konuşalım. Cevabını vermek için maçın skorunun ortaya çıkması lazım. Tamam zaten lazım. Maç toplantısı şey yapıyoruz. Ya. Ben tahminimi söyleyeyim sana. İhale VSL'e kalın. Popov yok ya. Ama Popov daha yeni geldi aslında. Yeni ama geldi direkt, ama iyi geldi. Tabii ki ona geldi bir itirazım zaten. Yok. Orada bir sıkıntı olduğu için evet, geldi. Evet doğru ancak Kasımpaşa o gelene kadar zaten bu benzer dörtlüyle götürmüş ve ligin en az gol yiyen takımlarının başında gelmişti. Veysel ne ara Eskişehir'de gelecek vadeden potansiyeli yüksek bir merkez orta sahaydı.
sakatlıklardan 3-5 maç sağ bek oynadı. Hop Galatasaray'a transfer. Stoper de oynadı herhalde. Stoper de oynadı da yani orta sahaydı Veysel. Ya böyle bizde devşirmeler hani sağ açıktan sağ beke devşiriyorsun. Dani Alves oluyor. İşte kafa oluyor da orta sahadan sağ beke, sağ bekten orta sahaya en iyi böyle en iyi bir Serdar Kurtuluş oluyor. Çok farklı. Ülkedeki oyun tarzı farklı. Merkezde oynananla kanatta oynanan o yüzden. Ya Gökhan Gönül'ü orta sahaya koyuyorlar mı bu kadar hızlı olmasından hemen? Hani şimdi bu soruya cevap. Hangisini yapmak daha kolay, hangisini yapmak daha zor? İşte Mehmet Topal'la Josef'e hücum yaptırmak mı daha zor ya da daha kolay? Yoksa işte Ozan'la Alper oynarsa ya da Ozan'la Merles dediniz sevgili Emre abi. Ben Ozan'la Merles oynarsa onları da bir savunma yaptırmak mı? Belki Merles'in maç eksiği bir soru işareti. Bence Merles'e bir soru işareti. Ama bence Merles'e başlayacaktır. Yani tersi de var o sorunun bir de. Şöyle bir tarafı var. Mehmet Topal'la Josef'e savunma yaptırmak mı daha kolay? Ama böyle takımın kalanı için soruyorsunuz. Hayır. Merelles de Ozan'a mı? Valla ben şöyle düşünüyorum yani. Josef zaten Guardiola ile birebir... Zaten Josef kendiliğinden savunma yapıyorlar. Onlara bir şey yaptırmaya gerek yok. Yani size böyle çok fazla itiraz soruya, şansı bırakmamak için... Soruya iş, soruyla cevap vermek en Sokrates Aristo gibi çok güzel. Biraz mantık dersine döndü. PSQ... Hayır ama herkesin merak ettiği bu. Fenerbahçe, Mehmet Topal'la, Josef yokken bu maçı 3-0 gibi net bir skorla kazanırsa... Cezaları bitince yine ikisi birden mi oynayacak yoksa ikisinden biri oynayıp... Bu maçtaki daha bir ofansif gözüken orta sahalar mı monte edilecek? Ben Vitor Pereira'nın... İkisi birden oynatmış. Ben de Vitor Pereira'nın bu yani inadına devam edeceğini düşünüyorum. Bu maçı kazansa dahi. Ben de öyle tahmin ediyorum. Zaten yani o dediğin senaryo olmayacak bir şey değil. Yüksekte bir ihtimaldir zaten. 3-0'lık senaryo. Yani 2-0 değil de yani net galiba. Daha bir ofansif bir oyun anlayışı sergiliyor. Eren derdi yok oynamadı diyelim. Hani. Şöyle bir İbre şey var. Baya baya Fenerbahçe oynuyor o zaman. Tabii rakamlar, istatistikler Demiryaz'ın daha fazla uzmanlık alanına giriyor ama. Ama adamın uzmanlık alanına girip duruyorsun ama deyip yani. Ama ben yine de bir asist pas vereyim. Belki gol atarsa asist yapar. Kesin atar. Şöyle söyleyeyim. Kalelerine en az şut çekilen takımlardan ikisi, rakip kaleye en çok şut çeken takımdan ki bizim de istatistiğimizde, grafiğimizde zaten var. Şimdi böyle bir durum da var. Bu maçı ne kadar etkileyecek sence Demiryaz? Sen bir analist olarak bunu nasıl değerlendireceksin? Tabii bu tip durumda bunu analiz etmek hani çok kolaydı. Çünkü hem bir en çok şut çeken takımlar hem de savunmada kalelerine en az şut alan takımlar olunca. Ama burada Fenerbahçe'nin biraz ev sahibi avantajını kullanacağını düşünüyorum. Daha doğrusu burada hem Kasımpaşa cephesi açısından hem de Fenerbahçe açısından sahaya çıkacak 11'ler biraz belirleyici olacak. Çünkü Kasımpaşa'da mesela Eren Derdiyok'un olmaması Kasımpaşa'nın hücum gücünü azaltacak. Eren Derdiyok'lu bir Kasımpaşa kaleye daha çok şut çekme ve daha çok tehlike yaratma potansiyeline sahip olacak. Öte yandan Fenerbahçe'ye baktığımızda da Fenerbahçe zaten hani o Mehmet Topal Josef ikilisini bir kenara bıraktığımızda hücumda yine daha öncekine benzer bir kadroyla sahaya çıkacak. Dolayısıyla ben Fenerbahçe'nin bu özelliğini çok kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Yani rakip ne kadar iyi kapansa da ben Fenerbahçe'nin yine belli oranda yani istediği kadar yani belki de istediğinden fazla kaleye şut çekebileceğini düşünüyorum. De Kasımpaşa ile ilgili yani devre arası ayrılan Donk yerine işte Pavelka'yı aldılar. O geçiş süreci de daha tamamlanmadı. Farklı oyuncular bir de ikisi. Yani tam nette birebir örtüşmüyorlar. Castro orada biraz da Donk'un varlığına göre daha çok çalışmak zorunda kalıyor. Yani ikinci yarıda her maç gol yediler. Kaleden hiç kapatamadılar. Bu kadar yani ligin en az gol yiyen takım olmalarına rağmen. Yani orada bir bu transfer dönemindeki değişikliğin tam olarak daha oturtulamadığını da söyleyebiliriz. Burada Eren'in oynayıp oynamaması şu açıdan da önemli. Yani orta alanı bu kadar ofansif oyuncular diyeceğimiz yani Topal ve Josef de Souza'ya göre daha ofansif oyunculardan kurulu olan Fenerbahçe'nin savunmasını nereye yerleştireceği, özellikle Kehr'in o savunmayı hep öne iten, bütün takımı birden öne iten Kehr'in Eren olursa ve Eren olmazsa daki pozisyonu farklı olacaktır diye düşünüyorum. O da yani Kasımpaşa'nın o anlamda Eren'e çok ihtiyacı var. Varlığına çok ihtiyacı var. Oyununu geçtim.
sahada olmasına çok ihtiyacı var. Biz maç toplantısı programlarında Beşiktaş maç yapamadıkça, kar nedeniyle ertelendikçe psikolojik faktörlerden konuşup bahsettik. Şimdi şu maç öncesinde şöyle bir durum da var. Her iki takım da yenildi son maçlarında. Özellikle Fenerbahçe ağır bir yenilgi aldı uzun süredir. Yemediği ligdeki kadar. Antalya ligdeki Antalya maçından bahsediyorum. Lig maçlarından bahsediyorum. Şimdi Beşiktaş'ın iki maçı eksik olmasına rağmen aradaki puan fark kaldı sadece. Böyle bir durum var. Yine Kasımpaşa Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada evinde gençlerle kaybedip üst sıraya çıkma şansını kullanamadı. Ve şimdi yine zorlu bir deplasmana, Fenerbahçe deplasmanında maçta yine psikolojik faktörler etkili olacaktır. Sizce ne kadar etkili olur? Şimdi şöyle bir faktör var. Yani gol yemeden oynaması takdir edilen, pozisyon vermeden oynaması takdir edilen bir Fenerbahçe vardı. Şampiyonluk yarışında son iki maça kadar, yani bir tanesi Türkiye Kupası maçı ama genel olarak oyun karakteri çok az pozisyon veriyordu Fenerbahçe. Şimdi baktık ki mesela Antalya Spor'la Ahmet Sportif maçları öncesi 12 maçta 6 gol yemiş Fenerbahçe. Öyle değil mi sevgili Murat Demirel? 12 maçta 6 gol yemiş. 2 hafta önceki programdan hatırlıyorum. Yani onu da not alıyorum, kaydediyorum. Emre Gönüşen gibi yapmıyorum. İşte daha sonra 2 maçta Antalya Spor ve işte Ahmet maçlarında 2 maçta 7 gol yiyen bir Fenerbahçe gördük. Şimdi en başta dediler ki Kjaer yok, o yüzden mi oldu Antalya'da? Kjaer iyi savunmacı. Fenerbahçe'nin en iyi performans gösteren stoperi bu sezon. Ayrı. Bağ ile beraber onu söyleyeyim. Ama Bağ'ın oynadığı maçların zorluk derecesi Kjaer'in oynadı. Beşiktaş derbisi iyi değildi Kjaer, ayrı. Ama mesela Beşiktaş'ta Rodolfo da en iyi stoperiydi. İlk yarıda Beşiktaş lider tam varken. Ama iki maç hariç. O olur. Türkiye'de kim oynuyor ya? Pique ile Hummels mi oynuyor ki? Ne bekliyoruz yani? Ligin ortalamasına bakalım. Ortalama kalitesinin üstünde mi ikisi de? Performansı üstünde. Yani şöyle bir şey var. Antalya maçında Kjaer yok, o yüzden mi acaba? Evet, Kjaer'in olmaması da faktörden biriydi ama işte Ahmet maçında Kjaer varken de 3 gol yendi. Acaba Kjaer-Alves ikilisi? Çünkü en fazla futbol sahasında, günümüz futbolunda bu 4-2-3-1'in, 4-3-3'ün egemen oldu. Birbirine en yakın oynayan da en fazla uyumlu oynamak zorunda olan oyuncular iki stoper oyuncusu. Çünkü bir çizgi halinde oynuyorlar. Eskiden libero stoper önlü arkalı oynayınca bekler, orta sahada herkes, hani tabii ki herkes uyumlu olması gerek ama en fazla stoperlerin. Bazen çok iyi iki stoperi getirirsin, uyumsuz olur. Olmaz, mavi ekran verir savunma. Şimdi bence orada o böyle uyum meselesi önemli. Ortak nokta iki maçta da böyle Kadlets'in olması. Kadlets maç eksiği, Kadlets'in stoperde bazı özelliklerinin gerilemesi, bütün bunlar var. Ama en önemlisi orada Kjaer Alves iyi paylaşıyorlardı. Bakalım bu mu gerçekten, bu maçta bunu da göreceğiz. Ama dediğim gibi ya işte Eren derdi yok oynarsa. Yani Eren derdi yok. Ligde ilk üçte olmayan takımların dışındaki en etkili santrafor Eto'dan sonra tabii de. O ayrı. Onu da söyleyelim. Ama Eto dikkat ederseniz Antalya Spor maçında öyle klasik santrafor gibi oynamadı. Daha geriye gelerek santrafor arkası 9 serbest forvet gibi oyun kurmasına, oyun inşasına da katkı sağlayarak. İşte haritasına baktım. Yani Danilo'yla bayağı yakın oynamış Eto çıkana kadar. Yani böyle ofansif merkez orta sahayla. İşte Fenerbahçe savunması yani onun peşine mi gittiği için böyle oldu? Hayır. Josef'le Mehmet Topal var mıydı? Hayır. Bu maçta yoklar, bakalım ne olacak. Bazen futbolda çok büyük, çok büyük böyle dezavantaj gözüken bir şey kağıt üzerinde birden çok büyük bir böyle avantaja dönüşür. Örnek vereceğim. İşte İbrahim Kaş sakatlanmıştı. İşte 2008 elemelerinde milli takımda sağ bek başlamıştı o maç. 20. dakika falan. Norveç maçı. Evet. Hani böyle çok hızlı sağ bek. Geleceği çok parlak deniliyordu. Hop işte Gökhan Gönül bir girdi. Bir daha milli takım formasını bırakmadı. Mehmet Topal Josef. İşte Ozan. Ozan'ın tesislerde kalma kararını yönetim aldıysa yönetim haklıdır. Hoca aldıysa hoca teknik heyet haklıdır. Haksız olan tek kişi Ozan'dır. O yaşta 5 kilo fazla olmaz Fenerbahçe. Onun önce Bursa. Artı milli takımda oynuyorsun. Onun yaşıtı benzer mevkide oynayan, benzer geleceğin yıldızı gözüken böyle Almanya'da. Düşünebiliyor musunuz? Almanya'dan futbol, haberler. İsmail Şenol, Emre Gönüşen anlatıyor. Bugün Schalke takımında genç yetenek Leon Goreska'nın tesislerde kalmasına karar verildi. Böyle bir şey olamaz. Neye karar verildi? Bayern Münih'in Türk oyuncusu Sinan Kurt garip garip şeyler yaptı. Profesyonelle uymayan hop başka takıma. Kafayı düzelt öyle gel. Ozan Tufan'ın bu şansı çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Bir tane maçı var şu ana kadar. Deplasmanda oynanan Molde maçı. Başka var mı sizce? Bu potansiyeli, o beklenen potansiyel, beklenen performansa çevirdiği herhangi bir maç daha var mı sizce?
Var öyle uzun süreli oynamadı da zaten. Şimdi böyle Diego da oynayacak. Diego'nun arkasında oynayacak. Daha böyle doğal mevkisinde oynayacak. Daha bir yani doğal performans göstermesi, sergilemesi gerekiyor. Maçlara devam edelim. Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir deplasmanına gidecek. Pazar günü oynanacak mücadele. Maç öncesinde Övünç Özlem'e telefon bağlantısı yapalım muhabir arkadaşımıza. Övünç hoş geldin yayınımıza. Yayınlar. Beşiktaş'ta senaryo tamamen değişti. Bir hafta önce yine programa yaptığımız bağlantıda siyah beyazların bu sezon ilk kez sakat veya cezalı oyuncusu olmadığını, Tolga'nın artık takıma döndüğünü ve teknik direktör Şenol Güneş'in yeni transferleri de takıma katarak bir şekilde tercih yapacağını konuşurken bugün itibariyle defansta büyük bir problem yaşayacak gibi gözüküyor. Rodolfo sakatlandı. Marcelo'nun şu an için sakat cezası nedeniyle oynamayacak gözüküyor. Söyleyelim Beşiktaş'ın bir itirazı var ama yarın Cuma günü hafta sonu bu durum ne olur, maç pazar günü ne kadar değişebilir tabii onu görmek zor. Şu an itibariyle kırmızı kart cezasının doğrultusunda oynamayacak olarak düşünürsek ki teknik heyette şu an için planlamayı o yönde yapıyor. Alexis'le beraber Necip veya Tuz için savunmada görev alması büyük ihtimal. Üçüncü bir opsiyonda Andreas Beck'in stoperde görev alması. Bu durumda sağ bekte Serdar'ın bir şekilde görev yapıp maça ilk 11'e başlayıp son oynanan Kupa maçında olduğu gibi, Konya maçında olduğu gibi stoperlerde Alexis ve Andreas Beck'in oynaması da son bir ihtimal olarak söyleyebileceğimiz bir durum ama en iyi iki aday, şu an için en öne çıkan, daha doğru bir ifadeyle en öne çıkan iki aday Alexis'le beraber Necip veya Tosic'in o pozisyonda oynaması. Defanstaki durum bu. Orta sahada Atiba ve Oğuzhan'ın oynayacağını söyleyelim. Hücum hattında sağda Gökhan Töre, solda Olcay, merkezde Sosa, ileride Mario Gomez. Sadece Olcay üzerinden bir değişiklik yapılabilir. Belki bir ihtimal Kovarejma orada oynayabilir ama Kupa maçında Kovarejma ilk 11'de 90 dakika sağda kaldı. Sanırım yine bir önceki Gaziantep Spor maçında olduğu gibi pazar günü de Başakşehir deplasmanında Beşiktaş Olcay ve Gökhan kanatlarıyla maça başlayacak. Övünç Özlem teşekkür ederim. Murat Demiryas'a dönelim. Medipol Başakşehir Beşiktaş maçı grafikleri, istatistikleri neler söylüyor? Öncelikle Beşiktaş'ın ligde oynadığı son 5 maçı kazandığını söyleyerek başlayalım. Tabii Mersin ve Trabzon maçları bir kenara bırakıyoruz. Onlar daha sonra oynanacak ama son 5 maçını kazandı ve son 2 lig maçında aynı skorla 4-0 kazandığını görüyoruz. Konyaspor ve Gaziantepspor maçları ama bu süreçte, daha doğrusu yakın süreçte diyelim, Türkiye Kupası'nda oynadığı son 4 maçta da sadece bir kez galip geldi. Bu da Bucaspor galibiyetiydi. Karabükspor, Sivas Belediyespor ve son olarak da Torku Konyaspor maçlarından mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş ligde iyi ama kupada son maçlarda istediği sonuçları alamadı diyebiliriz. Ligde atılan gollere baktığımızda tabii Beşiktaş'ın maç eksiğine rağmen en çok gol atan takım olduğunu görüyoruz. 45 gol, 18 maç ve maç başına 2,5 gol ortalaması yakalayan bir Beşiktaş var. En çok gol atan diğer takım Galatasaray, 43 gol. Ki bu iki takım dışında 40 gol ve üzerinde gol atan takım yok şu anda. Galatasaray'ın da 43 golü var 20 maçta. Bu da maç başına 2,15'lik ortalama ediyor. Yine Beşiktaş'ta Mario Gomez 15 golle gol krallığında zirvede ve oynadığı son 6 lig maçında da gol kaydettiğini görüyoruz Mario Gomez'in. Medipol Başakşehir cephesine baktığımızda da Medipol Başakşehir'in son dönem performansına baktığımızda son 3 lig maçında mağlup olmadığını görüyoruz. Çaykur Rizespor yenilgisi var Başakşehir'in. Bunlardan önce sonra Antalyaspor deplasmanında galip geldi. Kasımpaşa beraberliği 1-1, Bursaspor beraberliği 3-3 ki bu iki maçta da yenik duruma düşmüştü. Son Bursaspor maçında da 3-1 yenik durumdan 3-3'lük beraberliği yakalamıştı. Medipol Başakşehir son 3 maçta 5 puan toplamış oldu. Ali Ece, Beşiktaş'ta tabii herkesin aklındaki soru, ilk soru stoper bölgesinde kim oynayacak, nasıl bir savunma kurgusu olacak? Sence nasıl olacak? Uçan Adam Sabri'yi böyle hatırlıyor musunuz? Hani böyle televizyon fenomeni Uçan Adam Sabri. Bazen böyle Tosic'e top gelince Tuç hızlanması gereken yerde nedense bir yavaşlıyor ya, ayağına pranga takılmış gibi. O anlarda o meşhur Uçan Adam Sabri'nin ya hangi psikolojik motivasyonla o hareketi yaptığını anlar gibi oluyorum, değil mi? Öyle bağlayayım şakayla. Bunun şakası yok. Yani adam sol bekte, yavaş kalan oyuncu stoperde, Başakşehir kontrollerine karşı Başakşehir'in en önemli silahı ne? Savunma arkasına atılan top.
Belli bir en zor dönen kim? Bu stoper adayları arasında Tosic maalesef. Gençler Birliği'nde, Werder Bremen'de gayet iyi maçları vardı. Sayabiliriz 10 tane 15 tane her ikisinde de. Ama daha Beşiktaş'a gelinden beri ne sol bekte ne stoperde bir tane Beşiktaş klasında maç oynamadı. İşte Ozan Tufan'ın bir tane var dedim ya Molde. Tosic'in yok o. İstatistiklerde son 4 kupa maçı 3 yenilgi. 3'ünde de bir 10 kişi kaldı. Demek ki Beşiktaş'ta kimsenin atılmaması gerekiyor. Hele hele stoper. Artık oraya böyle yamanan stoper de olsa, devşirilen stoper. Kimsenin atılmaması gerekiyor Beşiktaş'ta. Bir, ligde de kaybettiği maç. Yine böyle Trabzon maçı, 10 kişi kaldığı maç. Çok önemli. Çünkü bir bütünün parçası olarak Beşiktaş işliyor. Aslında en önemli tartışma böyle stoper değil. Sezonun geri kalanında o böyle ortadaki işte hem böyle ofansif yükü çeken, hem oyun dengesini kuran, hem de oyunun tempo edilmesini, rakiplere dikte edilmesini sağlayan bir dörtlü var. Atiba, Oğuzhan, Sosa, Mario Gomez. Biri topu yakalıyor, öbürü tutuyor, öbürü pişiriyor, diğeri de golleri atıyor. Mario Gomez öyle geliyor şeydeki gibi, çocuk parmak oyundaki gibi. Hakikaten bazen çok kolay yapılıyormuş gibi gözüküyor ama sezon başından beri üzerine çalışılan bir şeyin sonucu. Ama demin de söylemek istedim Fenerbahçe konusunda da. Fenerbahçe savunması hücumu. Fenerbahçe savunması son zamanlarda sırf oyuncuların bireysel performans düşüklüğünden mi bu kadar gol yedi, yoksa hücum biçimi, hücum tarzı yetersiz olduğu için mi? Guardiola diyor ki savunma biçimimiz hücum biçimimizi belirler. Aynı şekilde hücum biçimimiz de savunma biçimimizi belirliyor. Bu maç özelinde Beşiktaş hücumu tabii ki çok önemli. Bu dörtlünün performansı. Şimdi oradan işte Atiba alınıp stopere niye çekilmez? Bir, bu yüzden. İki, Atiba ve koşarak oynayan bir oyuncu. Atiba'nın en büyük kozu koşusu. Bu kadar koşan bir oyuncu daha yok. Yani filmde vardı işte o. Meşhur böyle Afrika'da geçen film vardı orada. Yani hakikaten öyle ve o takıma muazzam bir enerji katıyor. Arkada Sosa görüyor onu geldiğini. Pas isabeti de çok yüksek. Oyunun temposunu böyle dikte etmek lazım Başakşehir'e karşı. İlk lig maçında olduğu gibi. İlk lig maçı da kağıt üzerinde zor gözüküyordu. Beşiktaş'ın ne kadar kolay geçti. Başakşehir'in istediği tempoda oynamamanız gerekiyor. Beşiktaş'ın istediği tempoda oynanması gerekiyor. Beşiktaş orta sahada o üçlü ve ön tarafta Mario Gomez ve iki kanatla bunu yapabilir mi? Yapabilir. O zaman şöyle düşüneceğiz. İşte Atiba kesin orada, ön libero da lazım. Necip bir kenara bırakalım şimdi. Hem böyle stoperde de oynayabilir, önle bir oda. Veli ile Tolgay. %100 fit olsalardı geçen sezon, bu dönemki gibi olsaydı Tolgay'ın fizik kondisyonu, yapabilirdin. Atiba'yı başka yere kaydırabilirsin. Veli geçen sezon başı gibi olsaydı, o Arsenal maçlarındaki Veli gibi olsaydı, bütün topları kapabilen, böyle oyunun temposunu kaptığı toplarla yükseltebilen yine olur. Ama o yazık, o sakatlığın aynısı bende var. Onun futbol oynaması bile çok büyük başarı Veli'nin o sakatlığı atlatıp. Dikkat edin, dünkü bir kupa maçında çok rahat, eskiden bir sene evvel, iki sene evvel omuz koyup çok rahat aldı pozisyonlarda, çocuk böyle çekinerek giriyor. Bu yüzden de onu ilk 11'de sürekli böyle defansif orta saha merkezde işte Atiba'nın alternatif olarak düşünemiyorlar. Necip orada lazım. Dikkat edelim, Şenol Güneş'in sezon başından beri yaptığı oyuncu değişiklikten sonra Beşiktaş'ın maçı kazanması ya da Beşiktaş kazanırken yapılan oyuncu değişikliğiyle farkı arttırması. Necip çıkıyor, Sosa giriyor, Sosa giriyor, Necip çıkıyordu. Hatırlıyor musunuz o dönemi? En çok yapılan değişiklikti. Nebillerin programında görmüştüm. Önder Hocaların, Mehmet Demirkoğlu'nun, Emre abi de var artık. Orada görmüştüm. O çok önemli bir koz. O zaman yani stopere, benim nacizane görüşüm, Şenol Güneş teknik eğitmenden çok daha iyi bilir. Ama Başakşehir'in kontralarına karşı, Başakşehir'in Vişça, içeri kat ederek hızlıca gelen bir oyuncu. O zaman o böyle ters kademeleri bekteyken bile bir yani işte zaman zaman bir stoper kadar iyi yapabilen Alman oyuncu Andreas Beck sağ bekten stopere kaydırılabilir. Ha, o zaman sağ bekte kim oynayacak? Serdar Kurtuluş, işte Gökhan Töre ile Quaresma başlarsa ya da Kerim Fıray, o zaman Olcay sağ beke çekilebilir. Almanya'da oynadı. Zaman zaman geçen sonunda oynadı. Ha, risklidir o ayrı. Ama futbolda bazen risk almak çok ucuz. Orada böyle stoperde böyle Tosic'i başlatmaktan daha büyük risk ben bilmiyorum şu anda Beşiktaş kadrosunda. Şimdi bir nokta koyayım, biraz nefesleneyim, bir de sizin görüşlerinizi de merak ediyorum. Emrah Kayalı. Gördüğünüz gibi konu üzerine bütün gün düşündüğüm için de bu kadar uzun sürdü. Sizlerden de özür dilerim. Yo. Estağfurullah. Zaten burada olma sebebimiz bu. Konuyla ilgili düşüncelerimizi, fikirlerimizi anlatmak, süremiz olunca da biraz daha geniş anlatabiliyoruz. Emrah Kayaloğlu, Beşiktaş son iki lig maçında kendi evinde 4-0'lık galibiyetler aldı. Torku Konya, Gaziantepspor maçları. Kupa maçlarındaysa yenildi, goller yedi. Sivas Belediye'den, Karabük'ten, yani daha alt lig
takımlarından. Son olarak işte kendi sahasında gördük Konyaspor mağlubiyeti. 2-1 kaybetti. Kupa, lig birbirinden ayırmak gerekir mi? Hem konsantrasyon açısından hem takım düzeni açısından, tercih, 11 tercihi açısından. Yoksa Gaziantepspor maçında da gördük. Gaziantepspor maç 4-0 bitti evet ama daha henüz 15. saniyede biri olmak üzere çok önemli pozisyonlar da buldu Beşiktaş kalesinde. Tolga çok başarılı günlerinden, performanslarından birini sergiledi Gaziantepspor maçında. Ve şimdi savunmada bu kadar eksik var Beşiktaş'ta. Tüm bu yine etkenler maçı nasıl etkiler, tetikler, ne düşünüyorsunuz? Kupayla başlayalım. Yani Türkiye'de özellikle bu grup etabı sebebiyle kupa maçları çok derin rotasyonlar gözlemlediğimiz maçlar oluyor. Beşiktaş'ta şöyle bir fark oldu tabii. O kar sebebiyle lig maçlarını oynayamamaktan hareketle bazı grup etabının da son döneminde asıl oyuncularının çoğunu kullandığı, hatta bir tanesi tamamen asıl oyuncularla çıktı gruptaki son maça karşılaşmalar oynadı Beşiktaş. Ama bu kadro değişiklikleriyle yürürken, yani şimdi çeyrek final maçı da dahil buna, lige tam bir ölçü ayna olduğunu düşünmüyorum kupa maçları. Yani onları hakikaten kendi işlerinde ayrı değerlendirip lig maçlarını kendi şeyleri üzerinden yürümekte fayda var. Analizler üzerinden bakmakta lig maçlarına fayda var. Beşiktaş'ın Başakşehir deplasmanı Beşiktaş için belki kağıt üzerinde oynamaya son derece alışık olduğu bir stat olmasına rağmen yani o ifadeyi kullanmaktan çekinmeyeceğim, belalı bir deplasman. O Başakşehir maçları özellikle yalnız ilk... bu sezon biraz deplasmandan çıktı. Yok yok ya, Başakşehir niye? Maçları çünkü daha çok böyle Başakşehir stadında oynadı ve oyuncular seviyor. Yabancılık çekmeyecek. Emrak'ta o genelde İstanbul Büyükşehir Belediye'yken öyleydi. Başakşehir olduğundan beri Beşiktaş daha farklı oynuyor. Evet, o son 7 maçında yenilmedi Başakşehir'e Beşiktaş. Ama yani ben önce bayağı bir, değil mi? Ondan önce bayağı bir sıkıntı. O 7 maçta Büyükşehir çalışıyor esprileri. Onların da ikisini kazandı ama. Evet. Yani ama her kazandığında şampiyon oldu. Zaten bir kere oldu Mustafa Deniz döneminde. Yani bu maç hep böyle savunmalar, evet savunmalar gerçekten önemli olacak ve yani sevgili Ali Ece'nin Atiba'yı bozmam veliyle Tolgay şeyinde bu form durumundayken mantığından hareketle seviyesindeyken ben aynı gerekçeyle belki de bozmam. Bir ben araya gideceğiz. Necip'ten yana kullanırım tercih. Araya gideceğiz, konuşmaya olabilir, devam edeceğiz. Kısa bir ara verelim. Tekrar buradayız. Toplantısında yeniden birlikteyiz. 21. hafta maçlarını konuşmaya sürdürüyoruz. Medipol, Başakşehir, Beşiktaş mücadelesi haftanın önemli maçlarından biri. Emrah Kağaloğlu 34 puanda Medipol, Başakşehir. Galatasaray ile birlikte 34 puanda averajla 4. sırada yer alıyor. Çikaleşi son haftalarda en çok gol atan isimlerinden bir tanesi. Medipol, Başakşehir'in hatta Bursa maçında sonradan oyuna dahil olup gol attı. Puan getirdi adeta bir anlamda takımına. Hatta son 10 resmi maçında 9 gol attı Çikaleşi. Bir de asist. Evet, bir de asist. Evet. Ama Abdullah Avcı onu çok sık kullanmıyor 11'de. Genelde sonradan oyuna girdiğini görüyoruz. Ki 67 dakikada 2 gol atmış son ligde. Yani dakika gol bazında bayağı bir rakam yüksek. Oranı bayağı bir yüksek. Diğer yandan Beşiktaş'taki savunma zaafı ihtimali, Abdullah Avcı muhtemelen bunların hepsini düşünüyordur. Medipol Başakşehir açısından nasıl bir maç olacak sizce? Yani Abdullah Hoca'nın Mehmet Battal'a bayağı bir süre forma ilk 11 fırsatları verdiğini görüyoruz. Ama ben bu maç, yani işin artık ofansif tarafını konuşmaya başladığımıza göre, yani bir tarafta Gomez... Son 6 lig maçı 6 goldü değil mi? Öyle söyledim. Son 5, tabii son 6 lig maçında da gol attı ama toplam 7 gol. Son 6 lig maçının tamamında gol atan bir Gomez var. Bir yanda da işte başlasa da sonradan da gitse fark etmeyen Çikaleşi var. Ben yani 11 başlayabileceğini düşünüyorum. Ama bu iki oyuncu kadar önemli iki takımın da ofansif planlarında Vizca ile Oğuzhan var. Yani tamam Sosa çok ön planda belki ama
Oğuzhan'ın bu sezonki skora katkısı da Sosa'nın da falan çok daha önüne geçmiş durumda. O hem oyuna katkısı hem skora katkısı. Yani en parlak sezonunu yaşıyor. Çalışkanlığının dışında skorerliğinin de yani bu kadar skorer olduğu bir sezon yok zaten yani Oğuzhan'ın. Öbür tarafta da Visca benzer bir grafik yakalamış durumda. Snyder'den sonra en çok şut atan futbolcu ligimizde. Yani zaten o direkt gol sayılarına da yansıyor. 8 gol oldu şu ana kadar. Yani 64 oynadığı atmış. Konuma baktığında gerçekten çok değerli bir sayı. Seyder 70. Rakamlardan yani başlıyor. Gördükçe yani, uyanlar evet. Yani değil mi? Ondan sonra Snyder vurmayınca da kızılıyor bir yandan. Neyse o Galatasaray'a geldiğimizde konuşuruz. Yani şu an kağıt üzerinde baktığında aslında Başakşehir'in çok yavaş, daha doğrusu az hücum eden, yavaş demeyelim. Çünkü hücum ettiği zaman çok hızlı çıkabiliyor ama fazla hücum etmeyen, az hücum eden bir takım gibi görünse de gol sayılarına baktığında, kadroya baktığında, kadrodaki oyuncuların ofansif güçlerine baktığında hücumda öyle bir tablo yok aslında karşında. Yani işte Dokası, Viskası, Çikareşisi, Mehmet Battal biraz onlara göre ağır kalsa da o da oyunun oraya yerleşmesinde öyle bir yararı olan bir oyuncu. Ama işte bu maçta öyle bir şey arayacak mıdır Abdullah Hoca? Yoksa Çikareşi'yle mi oynayacaktır? Bana sorarsan Çikareşi'yle oynayacaktır. Ve o da yani dediğim gibi yani bir tarafta Visca ile Oğuzhan, bir tarafta da işte Gomez'le Çikareşi. Yani bunların o günkü performansları, o günkü gol şansları ben maçında büyük ihtimalle sonucunu belirler. Alice Beşiktaş'ın 45 golünün 12'si ceza sahası dışından. Medipol Başakşehir sadece ceza sahasından 2 gol yemiş. Biri Fenerbahçe'den, biri Kasımpaşa'dan. En az ceza sahasından dışından gol yiyen, yani kaleye çok fazla şut gitmesine bir anlamda izin vermeyen takımlardan bir tanesi. Özellikle Bacı varken bu istatistik çok yüksekti Başakşehir'de. Sence bu maç için bu istatistikler bizim için bir gösterge olabilir mi? Ne düşünüyorsun? Ben biraz bazılarına iddialı gelecek bir şey söyleyeceğim ama Beşiktaş'ın Metin Ali Feyyaz döneminde bile bu kadar iyi bir hiç merkez orta üçlüsü yoktu. Zaten 4-4-2 oynuyordu. İki orta saydı da hani kanatlardan da bir oyuncu al. Gerçekten yani işte Atiba, Oğuzhan, Soza çok iyi bir üçlü. 100. yıl Cunti, Tayfur, Panku mu? Mesela Panku mu, Soza mı? Tam birebir aynı oyuncu değiller. Evet, tamam olsun. Ama bir dakika, ikisi de versatil. Yani birden fazla mevkide biri kaleye geçiyor, ben altı falan. Zaten o ya Fankun'da ama bir şey söyleyeceğim. O fazla kaleye geçtiği sezon ve bir öncekindeki akılda kalan tek maç o. O da bir gerçek. Yani iki sezon çok iyi. 100. yıl, 101. yıl. Sonra maalesef Lucescu gittikten sonra kendini bir boşlukta hissetti. Psikolojik sıkıntıları da vardı. Bir futbolcu gibi yaşamadı. Maalesef kendisi de ben sonra bayağı görüştüm, röportaj yaptım. O da çok üzgündü. O başka. Ya Sosa başka oyuncu. Sosa çok istikrarlı. Sosa'nın geldiğinden beri kötü maçı kaç tane var? 10 üzerinden 5 vereceğin kaç maçı var? Yok. En kötü 10 üzerinden 6. Var mı sizce? Sosa'nın kötü maçını hatırlıyor musunuz? Panku'nun maalesef bayağı kötü maçı oldu. Son yıllarında özellikle. Cunti, Tayfur tamam. Ama Oğuzhan Beşiktaş'a 500 bin euroya gelmişti. İbrahim Altınsay İşte Arsene Wenger'le bizzat görüşmüştü. Arsene Wenger ısrarla 5 milyona geri alırım maddesi ekletmek istedi. İbrahim Altınsay Beşiktaş'a öyle bir iyilik yaptı ki şu anda Oğuzhan'ın reel değeri alındığı bedelin kaç katı? Yani 500 bin euro şu anda en az 12 milyon 14 milyon arası. Oynadığı oyun öyle. Yani bak Çin pazarından bağımsız söylüyorum. Avrupa'da mesela Almanya Ligi'ne giderse işte İngiltere'ye giderse falan filan verilir. O bonservis böyle devam ederse verilir. Böyle devam ederse. Sosa, Oğuzhan, Atiba böyle devam ederse Beşiktaş savunmadaki de birçok eksiğini kapatabilir. Zaman zaman kanatlarda forvetlerin sıkışık ya da istikrarsız performansını da bir şekilde dengeleyebilir. Ya gerçekten bu üçlü çok önemli. Çok önemli. Bu üçlü ligin bütün maçlarını oynasın. Ya Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı bu üçlünün bu seviyede oynamaya devam etmesine bağlı. En fazla. Mario Gomez'e sor. Hani Fiorentina'da çok iyi orta sahalar vardı değil mi? Ama mesela Sosa'nın 10 numara oynarken, merkezde oynarken kaç tane Mario Gomez'e çizgiye açılıp ayak içiyle attığı
Hani ona bir orta diyemiyorum artık. Havadan ya da yerden asisti var. Kaç tane var Sosa'nın? Oğuzhan'ın aynı şekilde kaç ver kaçla Mario Gomez'i golle buluşturması var. Kaç driplingle, Atiba'nın kaç topu toparlaması var. Bu üçlü Beşiktaş'ın en önemli üçlüsü. Rodolfo önemli eksik, evet. Gaziantep maçında da gördük. Rodolfo çıktı, iyi bir 15-20 dakika Beşiktaş geriden oyun kurmakta zorlandı. Çünkü Şenol Güneş'in A planında geriden oyun kuruluyor. Rodolfo bu yüzden de önemliydi. Marcelo da bunu yapabiliyor mu? Rodolfo kadar olması da yapabiliyor. Alexis yeni geldi ama İspanyol ayağı düzgün gördüğümüz gibi. Yani hakikaten sen de çok maçını attı. Gerçekten ayağı düzgün Alexis'in. Daha hiç görmedim. Hatta baskı altında da rahat pas verebiliyor. Ama dediğim gibi Beşiktaş stoper yokluğundan belki ekstradan bir gol yiyecektir. Ama gol zamanlaması çok önemli. Beşiktaş ilk golü atarsa başka türlü olur maç. Daha kolay olur Beşiktaş için. İlk golü yerse daha zor olur. İlk kez Beşiktaş ilk golü yediği bir maçı kaybetti Sporting maçından beri. Sporting maçı ekstra şeyler oldu. Kaleci Tolga hayatının en kötü maçlarından birini oynadı falan filan. Ama Başakşehir'e zaten genel olarak ilk golü attın mı Başakşehir'e karşı işin daha kolaylaşıyor. İlk golü yedim de o kadar zorlaşıyor. Bu hafta Galatasaray Mersin İdman Yurdu deplasmanına konuk olacak. Muhabir arkadaşımız Evren Göz'le bir telefon bağlantısı yapalım. Maç öncesinde yine kendisinden biraz bilgi alalım. Evren hoş geldin. Hoş bulduk, yayınlar diliyorum. Emre Gönülşen öncelikle. Galatasaray'da Mustafa Denizli'nin bugünlerde çözmeye çalıştığı konu hücum elemanlarının hem sayı olarak hem de form olarak sıkıntısı. Çünkü Burak Yılmaz'ın artık Çin kulübüne resmiyet kazanmasını bekliyoruz. Transferinin yakın zamanda Burak'ı değerlendiremiyor kadroda doğal olarak. Onun dışında Podolski'nin gribal enfeksiyona yakalandığını söyleyelim. Ancak durumu iyi şu anda, antrenmana katıldı ve Mersin İdman Yurdu karşılaşmasında oynayacak. Fakat Podolski uzun süren bir tedavi döneminden geçti ve henüz fiziksel olarak tam olarak hazır olduğunu söylemek mümkün değil. Onun dışında Sinan Gümüş'ün yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak olması Galatasaray'da açıkçası Mustafa Denizli'nin hücum elemanları açısından sıkıntı yaşamasına sebep oluyor. Mersin İdman Yurdu maçı öncesinde Umut Bulut'un şu anda ilk alternatif olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında genç Volkan Pala var. Ki o da A2 takımında gösterdiği performansa dikkat çekiyordu. Genel olarak Galatasaray'da hücumu nasıl organize edeceği merak konusu Mustafa Denizli'nin. Bu yönde çalışmalar yapıyor antrenmanlarda. Özellikle Sneijder ve Selçuk'un daha sık ceza sahası içerisine girmesini ve gol aramasını tavsiye ediyor. Mustafa Denizli bu yönde uyarılar yapıyor. Ve Ryan Donk'tan da bu ikiliyi desteklemesini istiyor. Galatasaray'ın biraz daha orta saha elemanlarının hücuma yönelik olmasını bekliyoruz. Mersin İdman Yurdu maçı öncesinde. Aynı zamanda sakatlıkları geçen Jason Dinayer ve Semih Kaya da kadroda yer alacak, geniş kadroda. Fakat stoper konusunda teknik direktör Mustafa Denizli'nin Aurelien Şeycu'yu muhtemelen kullanacağını söyleyebiliriz. Onun dışında Martin Lines sağ bekteki yerini koruyacaktır. Sol bekte Lionel Carol son maçta forma giymişti. Ancak Olcan Adı'nın hücum elemanlarının biraz önce saydığımız sayısal açıdan sıkıntısından dolayı Olcan'ı daha ziyade orta sahada, sağda ya da solda kullanıyor Mustafa Denizli. Lionel Carol'e bir ilk 11 şansı doğabilir. Galatasaray'da genel olarak son gelişmeler böyleydi. Fakat yarın son bir antrenman var. Antrenmandan sonra öğle saatlerinde saat 15.30 civarında Galatasaray Adana'ya geçecek. Buradan karayoluyla Mersin'e doğru hareket edecek. Biz de gelişmelerle yarın ve maç günü karşınızda olacağız diyelim. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Demiras bir maç eksik. Mersin İdman Yurdu son 2 haftadır aldığı puanlarla biraz ümitlenmeye başladı. Galatasaray'da son 2 haftadır ligde istediğini bulamıyor. Bu maç öncesinde istatistikler daha fazla neler diyor sende? Evet, istatistikler aslında tabii Galatasaray'ın deplasmanda uzun süredir kazanamadığını gösteriyor öncelikle. Ligde deplasmanda oynadığı son 6 maçta 3 beraberlik ve 3 yenilgisi var. Ve ligde oynadığı son 4 maçta da 7 puan kayıp var. 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi. Yine deplasman performansına baktığımızda aslında burada ilginç bir şey var. Deplasmanda en çok gol atan 2 takımdan birisi Galatasaray, Beşiktaş'la beraber. Ama yine en çok gol yiyen takımlardan bir tanesi. Yani 16 gol yemiş kalesinde. En çok gol yiyen 9 takımdan birisi olmuş. Daha az gol yiyen 9 takım var Galatasaray'a göre. Bu süreçte, yani bu maçların oynandığı süreçte, bir de Türkiye Kupası'na baktığımızda Türkiye Kupası'nda daha iyi bir performans gösterdiğini görüyoruz. Bu sezon Türkiye Kupası'nda oynadığı 8 maçta, toplam 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberliği var.
Galatasaray'ın, bunu da belirtelim. Pas sayılarına bakalım istedim bu hafta. Çünkü Galatasaray rakiplerine oranla ciddi şekilde çok pas yapan takım görüntüsünde 458.1 maç başına pas oranı. Beşiktaş'ın 439.9 maç başına. Trabzonspor geliyor ardından. Fenerbahçe 388. Başakşehir'de 5. sırada en çok pas yapan takım olarak. Tabii Galatasaray'ın en çok pas yapan futbolcusu Wesley Sneijder, onu da belirtelim. Tabii Konyaspor olmamasına şaşırdım. Belki 6. veya 7. sırada. Ama yani yakındır değil mi? Yakındır yani muhtemelen. İlk 8 yapsak girer değil mi? Muhtemelen girer. Mersin İdman Yurdu cephesine baktığımızda, evet senin de söylediğin gibi Ümit Özat yönetiminde 2 maça çıktı şu ana kadar ve 2 maçta 4 puan. Bu da Mersin İdman Yurdu'nun ligde kalma yolunda ümitlenmesini sağladı. Tabii alt sıralara baktığımızda 14 puanlı 3 takım var. Sivasspor, Mersin İdman Yurdu ve Eskişehirspor ve en yakın rakipleri Gençlerbirliği ve Kayserispor'la aralarında da 8 puanlık bir fark var. Orada bir kopma şu anda yaşanmış gözüküyor. En azından 3-4 maçlık veya 5 maçlık seriler gerekiyor o bölgedeki takımların oradan çıkmaları için. Hemen şunu belirtelim. Mersin İdman Yurdu son 2 maçında da gol yemedi. Akser Belediyespor'la golsüz berabere kaldı. Kayserispor'da deplasmanda 1-0 mağlup etti. Emrah Kağaloğlu, Galatasaray deplasmanlarda bu sezon oldukça zorlandı. Son zaten zirve ile arasında belli bir puan farkı vardı ve son 2 hafta istediği puanları alamayarak, galip gelemeyerek bu fark birazcık daha açıldı. Şimdi Mersin İdman Yurdu, artık onlar da son dönemlere girilirken son kozlarını belki de oynuyorlar. Ki Kayserispor galibiyeti hakikaten çok önemliydi. Çünkü yakalama şansları olan takımlardan bir tanesini deplasmanda yenmeyi başardılar. Bir maçları eksik. Belki Beşiktaş maçına bakışları daha farklı, konsantrasyonları daha farklı olacak. Ama kolay da değil. Gördüğünüz gibi üst üste çok zorlu maçlar da yapacaklar. Galatasaray'ın eksikleri de malum. Hem giden Burak, sakatlanan Sinan. Ama savunmada dönenler var. Nasıl bir maç bekliyorsunuz, sizin fikriniz neler maçla ilgili? Galatasaray'ın, yani burada işte Demir Yasin'de söylediği gibi, yani bu pas sayısı bu kadar yüksek bir takım ama Konya maçı mesela bu anlamda en kötü maçlarından biriydi Galatasaray. Üstüne Manisa deplasmanı, yani Akhisar'la Manisa'da oynanan kupa maçı. Yani oradaki zaten saha öyle bir haldeydi ki, yani bu futbol oynamanız, pas futbol oynamanız mümkün değildi orada. Futbola diye böyle tarıma bile müsait. Tabii canım, 5 günde 4 saçmalıktan başka bir şeydi. Oynayan bütün oyunculara yazık. Bütün hocalara, izleyicilere, yazık. Hakeme bile yazık. Yani hani zannedersin kupayla lig maçlarını ayrı kurumlar güzel belirliyor değil mi, evet, statlarını falan. Ay, sanki yani farklı takımlar oynuyor yani, rotasyon yapıyorlar diye. Neyse, yani şimdi Galatasaray'ın oyun anlayışında bu pas futboludan Mustafa Hoca ile zaman zaman bundan daha hızlı oyuna doğru yöneldiklerini görmüştük ama son maçlarda, yani Konya maçı, evindeki Konya maçı, üstüne kupa maçından sonra Mustafa Hoca'nın yaptığı o psikolojim bozuk açıklaması aslında takımın aynısı. Yani Burak'ın gitmesiyle birlikte takımın aslında zaten iyi olmayan psikolojisi ciddi anlamda bozulduğunu düşünüyorum. Yani takımın iddiasını, iştahını, inancını yitirmesine yol açtı o son hamle. Yani doğrudur, yanlıştır, onların hepsini bir kenara bırakıyorum. Ben takıma nasıl etki ettiği üzerinden bir gözlem aktarmaya çalışıyorum. Çünkü yani Konya maçının ilk bir saatini resmen oynamadı Galatasaray. Yokmuş gibi davrandı. Bu bir konsantrasyon eksikliği yaratıyor mu? Aradaki puan farkı, işte bu gelenler, gidenler. Yani şimdi şunu unutmamak lazım. Yani istediğiniz kadar yukarıdan kopun. İşte bu UEFA süreci yaşanıyor vesaire. Yani burada UEFA'nın muhtemel cezasını çekebilmek adına önce bir kere o Avrupa katılımını almanız lazım. Kupaya da daha ciddi bakıyorlar diyebilir miyiz? Bunun da belki kupaya da daha ciddi baktıklarını pek görmedik. Wesley Sneijder bayağı ciddi bakıyor ama. Yani sonuçta iki kişi yani. Güzel anlamda söylüyorum. Yani o zemin, affedersiniz araya gireyim ama gerçekten yani Manisa'daki o zeminde Sneijder resmen, yani böyle adam böyle kramponunda böyle çiçek açtı.
Snyder. Ya, hakikaten ya. Yani bırakalım hani o attığı gol zaten Snyder klası. Hani tamam Doug'la çarpıyor falan. Ben bilemem. Yani orada hiç kimse beklemediği anda. Zemin de yaradı işine biraz. Zemine göre oynadı. Büyük usta adam ama öyledir. Öyledir. Yağmurda daha yere çarptırarak hani vurur Snyder. Bu karda başka. Nasıldı o Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a eleten gol? O vuruş. Bu çok önemlidir. Ki oradaki en kariyerli oyuncu. En çok para kazanmış oyuncu. En az o şikayet etti. Zeminden tabii ki şikayet edeceğiz. Çok kötü ötesiydi ama bravo ya. Hakikaten orada diyorum ki tarım bile yapılmaz. Brokoli bile yetişmez. Brokoli pahalı değil mi? İşte en ucuz neyse o bile yetişmez. Ben Patates. Sevmiyorum brokoli de o yüzden. Arsene Wenger seviyor deyip öyle vereyim. Yani. Teknik direktör diyerek. Yani, yönetmenimiz Tolga da artık ben, ucuz sebze kalmadı maalesef. Her şey pahalı diyor. Bir dakika ben böyle patatesi çok severim. Hakaret olarak kullandırtmam yani. Çok bu önemli hakaret değil canım. Sen de ekonomi okudun. Patates ekonomide evet. Yani bir tırnak içerisinde fakirliği de anlatmak evet. için kullanılan sebzelerden bir tanesi. Yani her yerde o kadar hani rahat yetişir. Öyle de şu oralar fiyatı hiç. Evet. Neyse. Uygun değil yani. 5 liraymış Tolga öyle diyor. Bu arada galiba pazardan geldi Tolga'ya. Yani her şeyin fiyatını şu anda biliyor. Neyse biz de böyle pazara gidelim. Maça, maç, evet maç pazar değil cumartesi. Cumartesi'ye gidelim o zaman. Cumartesi pazarına gidelim o zaman. Yani burada Galatasaray'ın ben ne oynayacağını bu maçta aslında çok kestiremiyorum. Yani Konya maçının bir ilk bir saati var. Bir de Sabri girdikten sonra var. Yani bir de Sabri girdikten sonra var. Akhisar'da da aslında değil mi? Evet. Manisa maçı da öyle. Yani Galatasaray seyircisinin hiç son dönemde üzerine en kalın şekilde çizdiği oyuncu. Son iki maçta Galatasaray'ın hani ilkinde skoru değiştiremese de oyununu değiştiren oyuncu oldu girdikten sonra. Ya yani Konya maçında biraz talihsizdi. İki tane şut pozisyonu ona geldi. O pozisyonlardan istediği gibi vuramadı topları ama sonuçta oyunun seyrini değiştiren, oyunun o ilk bir saate belki bir şekilde bir isyan koyan oyuncuydu Konya maçında. Yani Manisa'daki karşılaşmayı zaten bir şeye ölçemiyorum. O sahadan herhangi bir öngörüyle işte Mersin'deki maça bir tahminde bulunmak mümkün değil. Haksızlık da olur. Hangi Anisa Akhisar için de geçerli. Yani burada puana Mersin'in çok ihtiyacı var kabul. Ama Galatasaraylı futbolcuların yani üstteki iki koptu gitti. Onları yakalama şansımız kalmadı. Demotivasyonunu bir şekilde üzerlerinden atmaları lazım ki eğer bir ceza gelecekse ki yani Galatasaray Başkanı bu konudaki en yetkili isim o bile bir yıl gelecek önemli olan artısını almamak noktasında açıklamaları. Yani o cezayı çekmenin şartı da Avrupa Kupalarına gitti. Siz yani bu yıl Avrupa Kupaları vizesi alamazsanız o ceza otomatikman iki yılda mı? Onu da unutmamaları lazım. Yani futbolcuların bunun bilincinde olması, buna göre oynaması, buna göre maçlara motive olmasında fayda var. Ki aşağıdan hakikaten çok takım geliyor. Bir de yani bu ceza ihtimali alttaki takımların da iştahını kabarttı. Daha böyle yani altının, yedinin altındakilerin de iştahını kabarttı. Yukarıdan birileri ceza alır, hop bizim Avrupa'ya gitme ihtimalimiz olur diyen takımlar var. Galatasaray'ın oyun olarak bu kadar kötü olması da bütün takımların, Galatasaray'la oynayacak takımların iştahını kabartıyor. Bulduk. Galatasaray'a karşı bir galibiyet kulüp tarihine geçsin, bizim adımıza geçsin vesaire gibi bir artı motivasyonları da alıyor. Bundan sonrasında Galatasaray'ın işi hiç kolay olmayacak. Bu her maçı için geçerli. Çünkü bu fotoğrafı verdi bir kere dışarıya. Alece, Fernando Muslera 103, Muammer 96. Kalesine en çok şut isabet eden kaleciler. Hani kümede kalmaya çalışan Mersin İdman Yurdu için belki normal. Rakam normal karşılanabilir ama şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray için ki bu aralar biraz uzakta kaldı. Bu rakam oldukça fazla. Ne düşünüyorsun? Geçen sezon Galatasaray şampiyon oldu. Sezonu 3 kupayla kapadı ve ilk kez Türkiye'de bir kaleci o sezonun en iyi oyuncusu seçildi ve kimse de itiraz etmedi. Zaten itiraz edenle ben sabaha kadar tartışırdım. Vıdı da vıdı hiç durmadan yani çenemin tüm enerjisini verelim. Eyvah eyvah. Yani işte o yüzden kimse itiraz etmedi biliyorlar. Şimdi Galatasaray'da bir kere ben şunu kabul etmiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle. Oyuncular lige konsantre olamıyor mu? Ya böyle bir şey olabilir mi? Mersinli oyuncular nasıl oluyor? Aylarca maaş alamadılar. Yıl alamayan var. Böyle bir şey var mı?
kulüp ekonomik açıdan zor durumda. Senin maaşın yatıyor. O seyirci geliyor. Bilet pahalı. Oynadığın oyuna, bazı futbolcunun oynadığı oyuna göre çok pahalı hatta. İkincisi şu deminki tartışma. Sabri mi Galatasaray taraftarına sorsak ya? Sabri mi? Hiç Umut Bulut mu? Sabri yeğlerler kesinlikle. Onca yılın hatırına. Ama Galatasaray yönetimi şu yaptı, hata çok büyük. UEFA kupası var. UEFA Ligi. İki maç en az. Lazio yani işte inişi çıkışlı bir grafik zaten. Bayağı bir yani öngörülemez. Hani geçen sezonki olsa tamam, çok iyiydi o Lazio. Hakikaten harıl harıl geliyordu, gidiyordu. Çok ne oynadığı belliydi. Çok oyuncunun yıldızı parlamıştı. Bu sezon değil. Çok tartışılan bir oyun oynuyorlar. Ama Galatasaray'da iki tane UEFA maçı var. Türkiye Kupası'ndan hani Avrupa Kupası'na gidiş biletini alalım motivasyonu var. Bu kadar maç varken tek santrafor olur mu ya? Burak Yılmaz dahi o tek santrafor olsa yine olacak iş değil. Drogba bile olsa olacak iş değil. Avrupa'nın en kötü yönetilen üst düzey ünlü kulübü Marsilya bile anladı sonunda. Hayret ettim başkanla Brune. Bu Batshuayi tek olmayacak galiba. Kart cezası falan oluyor. De günaydın Mösyö. UEFA Kupası'na katılıyorsun. Fransa'da kupalarda iddiasın. Ligde zaten ezeli rakibinin sayamayacağım kadar puan gerisine düşmüşsün. Boş ver yani. Sonunda Stephen Fletcher de olsa bir santrafor aldılar. O Lukas Podolski santrafor oynayabilir mi? Çok gerektiğinde oynar. Hani tabii ki yani mesela Sabri'dense tabii Lukas Podolski oynar. Ne bileyim işte Hakan Balta'dansa tabii ki Podolski olabilir. Hakan Balta da olabilir hani son dakikalarda ön tarafa atabilsin. O değil. Ana planda santrafora göre oynayacaksın. O yüzden Wesley Sneijder'ı ekstra takdir ettim. Umut Bulut'un da artık titreyip kendine gelmesi gerekiyor. Ya ben şeyi kabul etmiyorum. Taraftar beni protesto ediyor. Protestoyu engellemek istiyorsa iyi performans sergileyeceksin. Eleştiriler geliyorsa, protesto oluyorsa kötü performans sergileyeceksin. Arkadaş başka hiçbir sebebi yok ki bunun. Kim sana sonradan oyuna girdin, gol katkısı yaptın da Umut Bulut da iyi değil gitsin dedi. 3 sezon Umut Bulut'a en ufak eleştiri geldi mi tribünlerden? En ufak uğultu geldi mi? Hatta takdir geldi. Takdir geldi. Bak. Bravo, büyük profesyonel, sonradan giriyor. Çok yetenekli değil ama görevini yapıyor, formanın hakkını veriyor. Türk işi böyle Elmander muamelesi görüyordu. Elmander gittikten sonra Drogba vardı, Burak vardı. Giriyordu dakika başına. O zaman buna böyle Umut Bulut da zaten yapılan, yönetim tarafından yapılan bir haksızlık var. Herkesin önüne Umut Bulut atıyorsun. Her maçı Umut Bulut, UEFA maçına. Yaşı da var canım. Şimdi o Ankara Gücü'ndeki Trabzon'a ilk geldiği zamanki 90 dakika hakikaten acayip mesafe kat ediyordu yani. Saha içinde. Onu bekleyemezsin. O kadar koşup o kadar bir enerji sarf. Onu yapmaya hala çalıştığı için. Çalışıyor bir de. Onun için o zaman son vuruşlarda iyice konsantrasyonunu, gücünü kaybediyor. Başka hiçbir şey değil. Büyük bir hatadır. Kim olursan ol. Kim olursan ol. Saint Pauli dahi olsan. 4-6-0 dahi oynuyorsan yine bir santrafor olmaz ya. Sonlarda oyuna birini alman gerekir yenikken. Birinin kafa topundan istifa etmen gerekir. Kimisinin kontratakta hızlı oyunundan, savunma arkasına sarkacak oyunundan. Umut Bulut hem kontratak oldu mu? Ha öyle mi? Hem onu yapması isteniyor. Hiç yapamadığı bir şey yıllardır. Hem kafa topu, kafa topu da bozuldu. Son zamanlarda en garipime giden olay o futbolda izlerken. Bir tabii işte Benteke. Murat Kosova çok güzel espriler yaptı. Dedi, kardeşi de var ama o oynuyor. O gelmiş olamaz falan. Kardeşi iyi zaten dedi. Çok güzel. Cuk lafı orada yani yorumcu spiker olarak güzel bir söz, güzel benzetme yaptı. Ya Umut Bulut en iyi yaptığı şeylerden biriydi. Yüksek topa yükselmek hep erken yükseliyor. Bizim eve görüntü bir geç geliyor bilmiyorum ama bana öyle olacak iş değil. Demek ki adamın güven kaybı sıfır. O yüzden Mustafa Hoca'nın psikolojisinden çok bu işte Umut Bulut'un ve diğer oyuncuların psikolojisi çok önemli. Taraftar protestosu tam tersi. İtici güç olmalı. İyi oynayayım ki protestodan var. Çünkü bizde taraftar hazırdır. Hemen unutur. Toplum öyle bizim her konuda. Futbolda ekstradan. Attım Ali Ece sonuna bak. Tamam abi ne güzel birbirinizi sevmişsiniz. İzleyin. O oynasın sen izle. Ben öyle bakıyorum hayata yani. Ama Mustafa Hoca psikolojisinden daha önemli diyorsun. Takımın psikolojisi de ya, Mustafa tamam da, Hoca. Türkiye'de zaten teknik adamlık en iyi Mustafa Hoca bilir. Psikolojisi. Yani, psikolojin bozulduğu söylüyorsa. Bak yaşıyorsa durumu değil. Durumu sen anlardın. Söylüyorsa, dile getiriyorsa kamuoyunun önünde. O zaman durum hakikaten vahimdir. Ya tamam da Mustafa Hoca. Benim çocukluğumdan beri Türkiye'nin en üst düzey 3 teknik direktöründen bir tanesi. Tamam o açıdan evet de Mustafa Hoca'nın öyle diyorsa oyuncular neler söyler o zaman. Ben bunu söylemek istiyorum. Zaten bir, şey, kim bilir iki, ne, en iyi Mustafa Hoca biliyor. Türkiye'de yani psikolojik açıdan iyi olmak istiyorsan yapmayacağın 5 meslekten bir tanesi teknik direktörlük. Bu böyle yani özellikle yerli teknik direktörlük. Yerliysen yapmayacaksın. Mustafa Hoca ile ilgili şunu söyleyeyim. Hocanın orada başka bir şey var. Hocanın en büyük kozudur o iş psikolojik. O iş psikolojik futbol
mücadelesi verir hep. Ya Monaco deplasmanına giderken söyledikleri, Nöşetel deplasmanından önce güldü herkes. O kadar geriye gitmeyelim. Beşiktaş kaç puan geride dedi ki şu hafta da bu kadar olur. Denklemde bilemezsin onu. Nasıl olduysa bildi, tek tek hesapladı. Şimdi belki de tek santrafor, 3 kulvar. E nasıl olacak bu iş? Açık açık bunu söylemek gerek. Psikolojiyi bozan ne? Yönetimin bu hatası mı? Burak Yılmaz'ın gitmesini kesinlikle istemiyordu Mustafa Hoca. Kabullendi bir yerden sonra. Ekonomik ama o para da az. İkisi zaten Trabzonspor'a gitti. Trabzon'da o kaç kere satmış oldu Burak Yılmaz'ı, değil mi? Bari parayı iyi değerlendirseler bu sefer. Mersin İdmaylı'nın son 9 maçın 5'i savunma oyuncularından Emrah Kayalıoğlu. Gollerden bahsediyorum. Ligde attıkları. Bu Mersin İdmaylı'nın oyun tarzı ile ilgili Ümit Özat'ın sahaya yansıtmak istedikleriyle ilgili bize bir şeyler veriyor mu sence? Yoksa sadece bir tesadüf mü? O golün biri Ümit Özat dönemi mi? Değil mi? Ümit Özat ne zaman geldi? Beşiktaş maçı ertelendi, sonra göreve Beşiktaş başladı. O akşam göreve başladı. Evet, Beşiktaş maçının evet, olduğu akşam yani Ümit geldi. Ümit Özat'la alakası yok. Yani Mersin kadrosuyla alakası olduğunu peki düşünüyorum. Ama ne olursa olsun Mersin kadrosunun yani önde bir dörtlü sayacağız. Herhangi birini Galatasaray'a koyarsın ya. Tabii canım. Pedriel, Tita, Nakuma, Wellington. Nakuma, Wellington'u banko koyarsın. Pedriel de yani bu kanatsızlıkta düşünülür mesela. Tita'dan çok emin değilim. Rıza Çalınbay Hoca sever. Pedriel'i değil mi? En başarılı dripling yapan, toplayın ilgiden 3 futbolcudan evet, bir tanesi. Müthiş driplingçi. Yani, Atıf Şeşube, evet, zaten Donk'la garip olan birlikte nokta bu oyuncular varken gollerin bu arkadaki oyunculardan geliyor olması. Da. Gerçi Wederson'un penaltı değil mi? Katkısı da var. Bir penaltı da, ikinci de penaltı galiba. Galiba yanlış hatırlıyorum. Tayseri maçındaki evet, son maçtaki penaltıydı. Yapan savunmacılarından bir tanesi. Ben de onu diyecektim. Hani tabii, bu Wederson peki olduğu için bu sayı biraz daha fazla. Ama yani ne olursa olsun şu kadroda yani şu öndeki oyuncuları da baktığımızda yani ben Galatasaray için çok zor bir deplasman olarak görüyorum ki bir de Mersin deplasmanı Galatasaray için zaten zordur. Ya böyle Galatasaray Mersin'e gidip çok kazandığını falan hatırlama. Deplasmanda yani Galatasaray. Çok düşük bir oran. Galatasaray gibi bir takım için galibiyet yüzdesi olarak baktığında çok düşük bir oran. Bir de bu sene Galatasaray'ın 3 maç Mersin'in vardı kazanmış. Deplasman karnesini düşünürsen, son iç saha maçındaki futbolunu düşünürsen, bunların hepsini üst üste koyduğunda işte bunun üstüne Sinan'ın sakatlığı, Burak'ın gidişi, İşte forvetle yaşanan problemleri koyduğunda yani bu maç için yani Galatasaray'ın favori olduğunu bile söyleyemem ben. Halilce sen ne diyorsun? Mersin İdmaylı son iki maçında 4 puan aldı. Demiryaz da istatistiklerden rakamlardan bahsetti. Evet, öyle Galatasaray Osmanlı'ya kaybetti. Konya ile beraber kaldı. Mersin İdmaylı'nın son haftalardaki performansı, lige tutunma çabaları her türlü zor şarta, ekonomik, psikolojik rağmen ne düşünüyorsun? İşte sadece ya şunu söyleyeyim. İşte Ümit Özat takımları uzun süredir böyle PTT 1. Lig'de çalışıyor. Ben de zamanında kendisiyle böyle program yaptığım için, arada da bir tenis oynadığım için. Evet, gülecekler ama doğru. Süper tenis oynuyor Ümit Özat. Garip ama gerçek. Onu söyleyeyim. Yani o şu ortaları gibi falsolar veriyor. Takımında da oyuncuların psikolojik yönü, mesela Gençler Birliği'nde işte Ahmet Çalık'ın Yılmaz Vural'la ilgili yaptığı açıklama ne kadar yanlış ve gereksizse, İbrahim Üzülmez'le ilgili söyledi o kadar doğru. Ahmet Çalık doğru bulmak üzere teknik adam ilişkisinde. İbrahim Üzülmez'deki o teknik adam özelliklerin büyük kısmı böyle Ümit Özat'ta da var. Yerli oyuncuyla yabancı oyuncu arasında çaktırmadan ayrım yapıyor. Birinin daha duygu, diğerinin daha işte ekonomik gerekçelerle o kulüpte forma giydiğini çok iyi biliyor. Tabii hepsi ekonomik gerekçeyle ailesinin içindeki ama bir yerden sonra söyleyeceği lafları, etkileneceği şeyleri çok iyi biliyor. Bunu yapabiliyor ama bak şu var yine. Hangi hoca gelirse gelsin. Ümit Özat iyi başladı ama işte Mourinho da gelse boştaki en iyi hoca. Ya da işte Marcelo Bielsa da gelse Mersin'de paralar ne zamandır ödeniyor, ne zaman ödenmeye başladı. Bir süre sonra tekrar uzun süre işte ödenmezse o işte kümede kalma yarışındaki en önemli dezavantajı olur. En önemli. Burada yönetici, başkan, camia bunu bilmiyorum. Parayı kimin ödemesi gerekiyorsa ya da kimler o sözleşme imzası onlar. Oyuncular çok etkiliyor bu. Yani antrenmana çıkmama, maç öncesi falan bunlar hep etkiledi ve ligin de dengesini bozuyor yarışı da onu söyleyeyim. Herkesin borcu var. Sürülebilir borç meselesi bu seviyede çok önemli. Şimdi buradan bir de sağ içine geçelim. Galatasaray'da bence en büyük belirleyici şu olacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş yine işte kısmen
rotasyon yaptılar. Beşiktaş ideal 11 ile başlamadı. Fenerbahçe de %100 ideal 11 ile başlamadı maça. Zaten ideal 11 ile yine başlayamayacak çünkü Mehmet Topal'la Josef Cez. Galatasaray'da Wesley Sneijder acaba orada çok mu yoruldu? Bu maçın bir saatinden sonra son maçtaki Türkiye Kupası maçındaki kadar etkili, fark yaratan, her zamanki klasındaki Wesley Sneijder'ı görebilecek miyiz? Çünkü şu anda Wesley Sneijder'ın hiçbir zaman zaten adamın böyle teknik, taktik açısından en ufak bir eksiği olmadı. Hep fazlası oldu bu lige göre. Ama bir süre sonra o dediğiniz motivasyon, psikoloji ya takımın geri kalanına sirayet edince herkese sirayet ediyor. Çok normal. Devam edeceğiz. Şeyi düşünün, Roger Miller süperdi. Orada Sneijder etkisi yaratıyordu da. Kamerun o işte Rusya, Sovyet dağıldı, işte bağımsız devletler oldu. Rekor işte kim attı böyle Türkiye'ye gelen İstanbulspor, Oleg Salenko falan. Koptu mu kopuyor bazen. Yarışta Galatasaray forması giyen oyuncuların koptuk biz falan olmaz böyle bir şey ya. Bulduğun şansı çok iyi değerlendirmek zorundasın. Bilmiyorum çok mu ya bir Alman gibi düşünüyorum ama. Alman canım, oyuncuları görünce de Alman düşüncesinin futbolda daha doğru olduğunu sanki. Bir şey izlerken. Her takıma bir Thomas Müller süper olmaz mı Türkiye'de? Olur her takım klonlayacağız mı? Yetiştireceksin. Onlar klonlamadı ki yetiştirdiler özenle 4-5 yaşından itibaren. Tabii bir şeyin güzel yapılmış halini görünce onun tekrar yapılmasını istiyorsun. Bunda çok Cem Yılmaz esprisi gibi yapılmışı var alalım o teyze gibi. Espri olsun, öyle futbolcu öyle yetişmiyor. Diye hayır, ki. Sen güzel söyledin ben onu söyleyeceğim. Cem Yılmaz orada çok güzel bir eleştiri yapıyor. Daha çocuk yaştan origami yapılmışı var öyle değil abi. Oyuncu insan yetiştiriyorsun. Adamlar özenle yetiştir. Neyse bu konuyla ilgili bir kitap yazıyorum. Nisan'da falan çıkar ön reklamını yapayım. Tek tek anlatıyorum. O kadar hayran kalıyorum ki Alman milli takımını hiç sevmezdim. Şimdi böyle Türkiye'den sonra Almanya'ya. Düşün. Peki devam nasıl edelim. Olur yani? Mesut da oynuyor ya. Trabzonspor, Kayserispor. Demiryaz. Haftanın kapanış maçlarından iki takım açısından da zor durumda olan takımlar açısından da zor bir maç olacak. Maçla ilgili ne tür bilgilerin var, grafiklerin var? Trabzonspor 12, Kayserispor 14. sırada. Ama dediğin gibi iki takım açısından da o bölgeden uzaklaşma adına önemli bir karşılaşma. Tabii Trabzonspor bir maç eksik onu da söyleyelim. Bir maçı eksik ama zor bir dönemden geçiyor. Onu da belirtelim. Son 5 maçta sadece 4 puan kazanabildi ve bu süreçte Antalyaspor'u mağlup etti kendi sahasında 3-0'lık skorla. Kasımpaşa deplasmanında 1-1'lik bir beraberlik var ama onun dışında Çaykur Rizespor'un yenilgisi 3-0'lık, yine Bursaspor mağlubiyeti 4-2'lik ve Akhisar Belediyespor mağlubiyeti 2-1'lik skorla bu süreçte az önce dediğimiz gibi 5 maçta 4 puan ve hafta içerisinde Trabzonspor sağlık heyetinin yaptığı açıklama tabii Trabzonspor'un transferde kaybettiği transfer döneminde takımdan ayrılan oyuncuların yanı sıra sakatlar da çok ciddi bir şekilde Trabzonspor teknik direktörü Hami Mandıralı'yı ve teknik heyeti düşündürüyor. Güray mesela 2 ay yok. Cardozo'nun 3 hafta oynamayacağı açıklandı. Mehmet Ekici'nin 5 hafta oynamayacağı belirtildi ve Okay Yokuş'ta 3 hafta yok. Gerçekten önemli. Bir de bunların yanı sıra Onur Kıvrak'ın da sakatlığı var ve Cuma günü antrenmanlara başlaması bekleniyor. Dizinden sakatlığı var. Yine Bosinkva ve Musa Nizam'ın da hasta oldukları ve 2 gün önce yapılan açıklamada evde dinlendikleri açıklandı. Onlar antrenmana döndüler ama yine de bir hastalıktan çıktılar. Kayseri Spor cephesine baktığımızda da ligde oynadığı son 2 maçı aynı skorla 1-0 kaybettiğini görüyoruz. Torku Konyaspor ve Mersin İkmanyurdu maçlarını. Ve son 5 lig maçında da bir galibiyeti var. 2 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti. Tabi burada Kayserispor'un deplasmanda evinden daha fazla puan kazandığını belirtelim. 9 maç, 9 deplasmanda 12 puan alırken sahasında 11 maçta 10 puan kazanmış Kayserispor. Deplasmanda daha başarılı bir performans çiziyor. Emrah Kayaloğlu, bilgiler yine Demiryaz'dan, grafikler. Hatta rakamlardan çok bu defa sakat listesi verdi. Bir liste var Trabzon'da evet. Hakikaten. Neyle açıklayabilirsiniz? Yani Mustafa Yumlu, Aykut Özer de. Onlar yeni iyileştiler. Yeni iyileşenler onlar da. %100 fit değiller onlar da. Ya onlar da yeni iyileşen bir futbolcu. Yani maç pazartesi tabii ama yani sonuçta belli bir zamana ihtiyaçları da var. 3 günde Canan Karatay hocayı getirsen yine fit yapamaz canım. Nasıl olacak o? Kadın da bir lahmacun yedi neler dedi yani. Allah Allah. Biz de illa bir şey bulacak. Diğerleri de sen de ya. Neyse dönelim konumuza. Trabzonspor Kayseri. Ya bu kadar hani mantı falan Trabzon Amsterdam da lahmacuna gelmemiz ilginç Canan Karatay'a gelince mecburen de son dönemde fizik kondisyon, sağlık.
Ya bu kadar bu kadar üst üste eksiği koydun da yani maça çıkacak 11 kimler olacak, bir de bugün açıklanan Douglas'ın cezası var. Evet, onu da eklememiz lazım. Yani Ali'ce muhtemelen sen oynayacaksın Spor 11'inde bu gidişle. Bir şey söyleyeceğim. Hami Hoca başlamış mı Douglas koşuları? Çok kısa anlatayım, çok güleceksiniz. Sadi Şener başkanken bir gece beni yemeğe götürdü. Ama yemeğe götürürken yolda herkes efendim yeni santrafor ne zaman geliyor? Yeni santrafor ne zaman geliyor? Bu arada Burak Yılmaz santrafor. Diğeri de Teofilo Gutierrez olacak. Artık Sadi Başkan çok sıkıldı. Gitti beni yeni santrafor bu işte Brezilya, Arjantinli diye tanıştırdı. Orada garson arkadan diyor ki öbürüne. Birazcık kiloldum ya. Diyor ki Sadi Başkan siz kimseyi beğenmezsiniz zaten niye getireyim ki demişti. Sonra ama hakikaten Teofilo iyiydi diyelim. Öyle güzel bir anıyla bağlayalım. Yani Trabzonspor'un bu maçı yani 2016'da kendi sahasında lig maçı oynayamadı. Kupada Akhisar'ı oynadı ama işte ertelenen Beşiktaş maçıyla birlikte. Baktığınızda kendi sahasında maçı yok. Aslında devreyi bitirirken iç sahada iyi bir performans yakalamışlardı. Yani o çıkışı sürdürüp sürdürememeleri onların ligde zaten nereye geleceğinin aynası olacaktı ama işte arada o maçı Beşiktaş maçını oynamamak, fikstürün de deplasman yoğun başlaması ikinci yarıya. Onların da şu anda o ikinci yarıda son üç maçta bir puanda kalmalarına da sebep olmuş durumda. Yani bir artı o iç saha faktörünü yazabiliyorum bu maç öncesi Trabzon'un hanesine. Onun dışında bir kadro bilmecesi var ki hakikaten kim oynar, nerede oynar, kim, kaç kişinin yeri değişir, kaç kişi ideal yerinden farklı noktada oynar. Yani böyle kestirmek güç. Nasıl bir oyun oynanır? Ve bunun üzerine nasıl bir oyun ortaya çıkar? Zaten yani ideal 11 ile ortaya çıkan oyun kimseyi memnun etmiyorken bir de tabii böyle de bir durum ya var. Ya içeride fena oynamıyorlardı aslında ilk yarıyı bitirirken. Yani onun için bir de yani bu maç Kayseri maçı Trabzon eğer yukarıya bir ivme hedefi varsa bu nispeten kendisinden daha da zayıf ligin altında bir takımla oynuyor. Yani Kayseri'de son iki maçını kaybetmişti belki ama ikisini de penaltı golleriyle kaybettiler. Kırmızı kartlar vardı ikisinde de. Yani aslında bir direnç var ortada ama sonuca yansımıyor. Yani nasıl bir maç olacağını dediğim gibi Trabzon'un 11'ini kestirmek zor ama bu arada iç saha faktörü derken ona tam bakamadım. Trabzon'un kupadaki Akhisar maçından bir maç seyircisiz cezası var. Bu maça denk geliyor olması gerekiyor. Ama herhangi bir şey TFF'nin listesinde seyircisiz yazmıyor maçın karşısında. Yok, onun için kafam karıştı zaten. Yani onu tam akşam fark ettiğim için çıkamadım da işin içinden. Dediğim maça gibi, daha var. Pazartesi çünkü en son maç. Belki bir açıklama gelebilir ya da biz yanlış biliyoruzdur ya da daha farklı bir hani ya, yine bir kupa maçı için belki. Çirkin ve kötü ceza arattan olmadığı için, sağ olaylarından olduğu için ceza. Bu nedenle çekmesi gerekiyor. Çekmesi gerekiyor ilk resmi maçında. Peki kısa bir ara verelim. Konuşmaya devam edeceğiz maç toplantısında. Maç toplantısında yeniden birlikteyiz. Son bölüme geldik artık. 21. haftanın maçlarının programını getirelim ekranlarınıza. Genel değerlendirmeler yapalım. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçıyla Cuma akşamı 20'de başlıyor dedik. Cumartesi 13.30 Gençlerbirliği Bursa. Ne diyorsun Ali Ece, Emrah Kayaloğlu, Murat Demiryaz? Nasıl bir maç olur? Gençlerbirliği Kasımpaşa deplasmanında kazandı. Bursa Spor'un maçları çok gollü, heyecanlı, kartlı, ilginç geçiyor. Nasıl maç olacak sizce? Gençlerbirliği bir seri yaptı ve çıkışa geçti. Ama Bursa Spor'un da yine iyi, olumlu, pozitif futbol oynadığını görüyoruz. Bence gollü bir karşılaşma olacak. Gençlerbirliği'nin son haftadaki durumunu kenara bırakırsak. Gollü ve keyifli bir karşılaşma olacak diye düşünüyorum. 16'da... Sercan tam böyle düzelme sinyalleri vermişti. O da nasıl kırmızı kart göstermek canım? Maçtan sonra öğreniyor. Gider söylersin. Ben sana kırmızı kart gösteriyorum diye. Roy Keane'in oyundan çıkışını hatırla. Haaland'dan intikam alacağım diyor. Tekmeyi atıyor. Dönüp gidiyor ama orada dördüncü hakem diyor ki kırmızıyı gördüm biliyorum evet diyor. Sercan maçtan kaç saat sonra öğreniyor canım. Böyle bir düzensizlik olamaz. 16'da Torku Konya Osmanlıspor cumartesi günü. Emrah Kayaloğlu tahmin etmesi güç bir maç değil mi? Nasıl bir maç bekliyorsunuz burada da? Çok fazla vaktimiz yok o yüzden kısa kısa geçmeye çalışıyorum.
Yani Konya Kupa'da önemli bir galibiyet elde etti ve yıpranmadan geçtiğini söyleyebiliriz o maçı. Osmanspor ilk yarıda da hep aynı şey söylüyorduk. İkinci yarıda da aynı senaryo devam ediyor. Deplasman takım. Kadro yapısı itibariyle de deplasmana daha uygun bir takım. İç saha zemin dezavantajı yüzünden de deplasman takımı olmak zorunda kalıyor. Oyun yapısı da öyle ama. Yani. Pazar günü maçlarına bakalım. 13.30'da Gaziantepspor, Akhisar Belediye, Medikana Sivasspor, Çaykur Rizespor maçları var. Pazar 16'da Eskişehirspor, Antalyaspor mücadelesi. Yine Eskişehirspor ligde tutunmaya çalışıyor. Antalyaspor, Beşiktaş, özür dilerim, Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyetle biraz karabulutları dağıttı. Nefes aldı. 19'da Edipol, Başakşehir, Beşiktaş mücadelesi pazar günü. Haftanın son maçı pazartesi günü oynanacak. Az önce de konuştuk, değerlendirdik. 20'de Trabzonspor, Kayserispor maçı var. Yavaş yavaş tamamlayalım maç toplantısını. Emrah Kayaloğlu, Ali Ece, Murat Demirel, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldınız. Biz programımızın sonuna geldik. Şimdi koçum.